poşet ses kaydında Washington'daki Beyaz Saray, Londra'daki Big Ben, Paris'teki Eiffel Kulesi ve daha birçok Avrupa kentini hedef gösterdi. Hedeflerin bombalanacağı belirtildi. Ayrıca IŞİD karşıtı koalisyonun başarılarının yalan olduğu ve örgütün sürekli güçlendiği öne sürüldü. Barcelona ve Girona'daki polis baskınlarında Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırı planladıkları belirtiliyor. Charlie Hebdo saldırısı sonrası ülkede güvenlik önlemleri artırıldı. Şimdiye kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz olumlu bir tablo çizerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise son haftalardaki gelişmelerden memnun olmadığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da Ebola'dan en fazla etkilenen Liberya, Gine ve Sierra Leone'de ölü sayısının 10.000'in üzerine çıktığını açıkladı. Ancak örgüt, virüsün yayılma hızı ve yeni vakaların sayısındaysa azalma olduğunu belirtti. Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan 62 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Putin'in devlet televizyonunda güncel görüntüleri yayınlandı. Kremlin görüntüleri internet sayfasına koyarken Putin'in 16 Mart'ta Kırgızistan Devlet Başkanı ile görüşeceği belirtildi. İsveç Başsavcılığı hakkında cinsel istismar suçlaması olan Wikileaks'in kurucusu Assange'ı Londra'da sorgulamak istiyor. Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange'ın avukatlarının benzer önerisi daha önce reddedilmişti. Ağustos 2015'te bazı iddialar zaman aşımına uğrayacak.